Bilinmezlik ve gelecek korkusu insanoğlunun başlangıçtan itibaren kaygı duyduğu ana temalardan biridir. İnsan bilinmeyen karşısında hikayeler oluşturmuş, böylece varoluşunu anlamlandırarak yaşamına devam etmiştir. Günümüzde bilim kurgu sineması bu işlevi, yani bilinmezlik ve gelecek korkusu temasını üstlenen türlerin başında gelir. Bilim kurgu, bugün henüz uygulamada olmayan bilim ve teknoloji öğeleri kullanarak yakın ya da uzak gelecekle ilgili öyküler, serüvenler oluşturur. Kimi izleyiciler için harika filmler, kimileri içinse saçmalık olan bu filmler oldukça fazladır. 12 Monkeys bu tartışmanın hedefinde olan filmlerden sadece biridir. 1995 yapımı, yönetmeni Terry Gilliam. Başrollerde Brad Pitt, Bruce Willis ve Madeline Stowe'un yer aldığı film, kimilerine göre bir başyapıt, kimilerine göre ise paranoyak, şizofren bir hastanın ve arkadaşlarının kafalarında yarattıkları bir hikaye. Başından uyarmakta yarar var. 1996 yılında ortaya çıkan bir virüs, dünya nüfusunun neredeyse tamamının ölümüne neden olur. Sağ kalan insanlar yerin altında yaşamlarına devam etmektedir. Bir mahkum kendi zamanındaki bilim insanları tarafından virüsün ortaya çıktığı yıla gönderilir. Görevi virüs hakkında bilgi toplamak, nerede ortaya çıktığını net olarak tespit etmektir. Başarılı olduğu takdirde gelecekte, yani 2035'te yaşayan bilim insanları virüsü inceleme şansına ulaşacak. Bilim kurgu gizem türündeki filmin konusunu kabaca böyle özetleyebiliriz. Ben filmi beğendim. Karışık gibi görünüyor ancak filme pozitif yaklaşırsanız kolayca anlayabilirsiniz. Ayrıca internette filmle ilgili detaylı birçok analiz bulunabilir. 12 Monkeys, 1962 yapımı La Jette adlı kısa filmden uyarlanmış. Nükleer bir felaket sonucunda hayatta kalanların yer altında sığınmaya mahkum olduğu bir yakın gelecek tasviri var. Film, yıkıma sebep olan savaşın nedenlerini tespit etmek ve bunu önlemek amacıyla geçmişe gönderilen bir adamın ve orada karşılaştığı kadınla yaşadığı saplantıya varacak bir aşk hikayesidir. 12 Monkeys'deki kadın figürü, olayların çözümüne yardımcı olmaya çalışan bir psikiyatrist. Ama burada da bir aşk söz konusu ve görev adamının dönüşüne takoz koyuyor. Bu önemli bir ayrıntı. Filmin genel yapısı Cassandra kompleksi tabanına oturtulmuş. Yani geleceği görmenin ödül değil, ızdırap verici bir deneyim olabileceği temelinden hareket ediliyor. Ayrıca filmin bir sahnesinde 24 saat Alfred Hitchcock filmleri gösteren sinemada Bruce Willis ve Madeline Stowe'un birlikte salonda Vertigo'dan bölümler gösterilmektedir. İtiraf etmem gerekirse bilim kurgu türünden pek hoşlanmamama rağmen bu filmi beğendim. Belki tekrardan Vertigo'yu ve La Jette'yi izlemek filmi daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir. İyi film, mutlaka izleyin.